Evet, malumunuz olduğu gibi. İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Türkiye'de yaşanan afetler ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorunları açıkladı. Rabbim bu konuda ülkemin, milletimin yardımcısı olsun. Tabiatın dengeleriyle oynarsanız... Başkan Doğan bir günde söndürülebilecek yangınların günlerce sürdüğünü belirtti. Malumunuz olduğu üzere ülkemiz son günlerde yangın ve sel felaketiyle boğuşur durumda. Rabbim bu konuda ülkemin, milletimin yardımcısı olsun. Tabiatın dengeleriyle oynarsanız, tabiat zaman içerisinde kendi aslına dönme adına gereğini yapıyor. Bunu da hep birlikte yaşıyoruz. Yangın insan eliyle çıkar veyahut havaların sıcaklığına bağlı bir takım sıcaklık değişikliğine dayalı çıkabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Dünyanın her tarafında zaten yangın oluyor. Ama o ülkeleri yönetenler gerekli tedbirleri gerekli zamanda aldıkları için yangın büyümeden olayı kapatıyorlar, bitiriyorlar, söndürüyorlar yangınları. Ama gelin görün ki bizim bir gün içerisinde kontrol altına alıp söndürebileceğimiz yangınları günlerce uğraşmamıza rağmen söndüremez hale geldik. Ciğerlerimiz yandı. Doğan, devletin kendi kurumları ile çatışamayacağını aksine daha iyi çalışması adına teşvik etmesi gerektiğini vurguladı. Gözlerimizin içine baka baka her geçen gün erirken biz sadece bir inat uğruna, bir inatlaşma uğruna işlevsiz hale getirdiğimiz uçakları yangın söndürmede kullansa mıydık? Kullanmadık mı? Kim onları o hale getirdi? Kim çürüttü? Onun tartışmasını yaşadık. Asıl olan devletteki ciddiyettir. Biz günlerce şunu gördük. Devlet ciddi olarak yönetilmiyor. Devletin bir yönetim tarzı yok. Yönetiliş tarzı yok zaten. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti bir devlet yönetiminden ziyade bir kişinin, bir partinin keyfiyetine göre yönetilir bir duruma düşürülmüş durumda. Yoksa yıllarca hatta komşumuz Yunanistan'a da yardıma giden uçaklar bu ülkede yıllarca yangını söndürme işlerinde kullanılmışken Türk Hava Kurumu'nun bir takım yöneticileriyle ters düşmenize dayalı, ters düşülmesine dayalı oradaki uçakları kullanmaz hale getirmek maksadıyla Türkiye'deki yangınlara müdahale için yapılan ihalelere bile özel şartnameler düzenlenerek o uçaklar alınmadı. Böylelikle geliri olmayan Türk Hava Kurumu da o uçakların bakımını yaptıramadı. İşin özeti bu. Devlet kendi kurumlarıyla çatışmaz. Devlet kendine hizmet edecek kurumları aksine teşvik eder. Onların daha iyi çalışması için elinden gelen yardımı yapar. İlla ki kuruluşların, vakıfların veyahut da derneklerin ülkeyi yöneten iktidarların emrinde olması mı gerekiyor? Asla. Kanundan doğan haklarını kullanırken ülkenin aleyhine bir faaliyette bulunmuyorsa, ülkeyi sıkıntıya sokacak bir davranış göstermiyorsa kurulan bütün dernekler, bütün vakıflar bu ülkenin hizmetinde olmak üzere yönlendirilmelidir. Asıl olan budur. Ama bunu beceremezseniz, yandaş yaratamazsanız, ondan intikam almak için yaptığınız davranışların sonucu ülkemin o güzel ormanlarına mal olur. Sonrasında hep beraber oturur, ağlarız.